Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte aslında son dönemde herkesin kafasında oluşan bir soruya yanıt vermeye çalışacağız. Malum döviz kurları yükseliyor arkadaşlar ve böyle giderse bu yükseliş bir süre daha devam edebilir. Doğal olarak döviz kurları ilk olarak teknoloji sektörünü etkiliyor. Yani genele baktığımız zaman ilk olarak döviz kurlarının yükselmesinden etkilenen sektörün teknoloji sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun da ötesinde bir de ikinci el otomobil piyasası var ki o daha dövizin yükseleceğini duyar duymaz fiyatları direkt artan bir sektör. Bunu biliyoruz. Halihazırda ülkemizdeki otomobil fiyatları yok artık denilecek seviyelere ulaşmış durumda. Fakat biz bugün otomobil piyasasından ziyade teknoloji piyasasındaki durumu konuşacağız. Yani şu devirde, şu zamanda döviz her gün sürekli değişirken, kurlar her gün sürekli değişirken akıllı telefon ya da bilgisayar gibi bir cihaz almak doğru bir karar mı, yanlış bir karar mı, beklenmeli mi yoksa beklenmemeli mi? Biz aslında buna biraz açıklık getirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Apple'da dahil olmak üzere pek çok şirket Türkiye'deki satışlarını durdurma kararı aldı. Hatta Apple'ı şöyle bir kenara koyun, tamam dersiniz ki ya Apple sonuçta Amerika şirketi, dolayısıyla dolar kurları çok yükseldi, belki TL bazında zarar edebilirler vesaire. Yani Apple'ın satışlarını durdurmasını haklı olarak görebilirsiniz. Fakat geçtiğimiz günlerde satışlarını durdurma kararı aldı. Yani şu anda cebinizde paranız olsa dahi çikolata alamıyorsunuz arkadaşlar Pelit'ten. Bu da gerçekten biraz trajikomik bir olay. Neyse biz teknolojiye geri dönelim. Teknoloji sektörüne baktığımızda zaten yurdumuza giren cihazların %95'inden fazlasının ithal olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de üretilen cihazların da pek çoğu aslında Türkiye'de montajlanan cihazlar. Dolayısıyla burada hani Çin'den gelip üzerine Made in Turkey yazısı basılan ya da Çin'den gelip üzerine Türkiye logosu, Türkiye markasının logosu basılan cihazları biraz kapsamlı şu tutuyoruz. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar teknoloji tarafında ağırlıklı olarak biz dışa bağımlıyız. Bu biraz üzücü ama gerçek bir durum. Sonuçta kullandığımız akıllı telefonlardan tutun da bilgisayarlara kadar yine de hani bilgisayar tarafında biraz Türk markaları da ağır basmaya başladı son dönemde. Lakin dediğimiz gibi akıllı telefonlar tarafında tamamen dışa dönük bir yapımız var. Bu da dolar kurunun hareketlenmesiyle birlikte akıllı telefon fiyatlarının ne yazık ki artmasına neden oluyor. Peki aklımıza şu gelebilir. Ya telefon fiyatları şu anda yükseldi. Acaba beklesem düşer mi diye kendi içinizden geçirebilirsiniz. Ya da keşke bir hafta önce alsaydım, iki hafta önce alsaydım diye iç geçirebilirsiniz. İşte bu noktada arkadaşlar aslında biraz karmaşık bir durum söz konusu. Çünkü döviz kuru önümüzdeki süreçte çok da düşecek gibi durmuyor. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın bir faiz politikası var ve bu faiz politikası önümüzdeki süreçte de faiz indirimleri üzerine konumlandırılmış durumda. En azından son bilgiler, son raporlar Aralık ayında da faizin düşürüleceği yönünde. Faizin düşürülmesi demek yüksek ihtimalle dolar ve euronun tekrardan zirve yapması anlamına gelecektir. Bu şartlarda akıllı telefonlara zam gelmesi de olası bir beklenti. Fakat şunu da belirtmek lazım. Hali hazırda dolardaki ya da eurodaki bu artış henüz pazara yansımış değil. Yani dolar arttı, o hemen akıllı telefonların fiyatlarını arttıralım gibi bir tutum söz konusu değil. Yakın zamanda bir telefon almayı düşünüyorsanız ya da yakın zamanda bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız bu düşüncenizi çok geç kalmadan hemen işleme koymanızı ben tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü önümüzdeki süreçte zamlar yansıdığında akıllı telefonların fiyatları ne olacak arkadaşlar? Bir tık daha üzerine binmiş olacak. Dolayısıyla bugün 5000 liraya 6000 liraya alacağınız telefon belki 2 hafta sonra 3 hafta sonra 7-8 bin Türk lirası seviyelerine çıkmış olabilir. Dolayısıyla ya bu fiyatlar yükseldi artık bu fiyatlardan alınmaz diye bir düşünceye girmemek gerekiyor. Sonuçta burası Türkiye. Bu hafta fiyatlar size çok pahalı gelebilir. Özellikle geçtiğimiz haftayla kıyaslayınca bu hafta fiyatların çok pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. Lakin bu haftaki fiyatlar önümüzdeki haftaki fiyatlara oranla da çok ucuz. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Hatırlarsanız geçmişten bir caps vardı. Dolar olmuş 1,5 lira artık bilgisayar alınmaz diye. Şu anda dolar olmuş 12,5 lira arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bunun nereye varacağını kestirmek de güç.
Dolayısıyla şu anda elinizde nakitiniz varsa ve akıllı telefon ya da bilgisayar almayı düşünüyorsanız, ya bu benim ihtiyacım, bugün ya da yarın ben bunu mutlaka alacağım diyorsanız, çok fazla erteleme yapmamanızı biz tavsiye ediyoruz. Çünkü önümüzdeki süreçte fiyatların daha da yükselme ihtimali var ve henüz şu doların 11, 12, 13 Türk lirasına tırmanışı telefon fiyatlarına ya da bilgisayar fiyatlarına tam olarak yansımış değil. Ama eli kulağındadır arkadaşlar. Yani 1-2 gün sonra, belki de yarın, belki yarından da yakın çok farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden biz elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz ve bu doğrultuda alacaklarınızı fazla ertelemeden almanızı size tavsiye ederiz. Önümüzdeki süreçte tabii ekonominin ne olacağını kestirmek çok kolay değil. Biliyorsunuz her gün bir ekonomist çıkıyor, şöyle olacak, böyle olacak diyor. Ama günün sonuna baktığımızda pek çoğunun tahmini de tutmuyor. Dolayısıyla burada hani bir yatırım tavsiyesi ya da size bir öneride bulunmak bizim haddimize değil. Lakin gidişat az çok belli arkadaşlar. Dediğimiz gibi henüz fiyatlara artışlar yansımış değil. Yani biz piyasayı az çok takip ediyoruz ve akıllı telefon ya da bilgisayar fiyatlarına baktığımızda dolardaki bu ani artışın henüz fiyatlara tam anlamıyla yansımadığını görüyoruz. Muhtemelen markalar da biraz doların ya da euronun oturmasını bekliyor. Yani sürekli zam yapmak yerine bir otursun biz ondan sonra fiyatlarımızı belirleyelim diye bekliyor olabilirler. Dolayısıyla bu anlamda sizin de fiyatlara zamlar yansımadan biraz acele etmeniz bütçeniz açısından iyi olabilir. Eğer bu video ile ilgili sizin de görüşleriniz varsa alt kısımda bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız bu konuda. Önümüzdeki süreçte farklı videolarda karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.